arkadaşlar. Biz bugün pazar evdeyiz. Arkadaşım geldi. Çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Siz de buyurun gelin. Hatta biz sizin eve geldik. Merhaba arkadaşlar. Bugün Sevim'e geldim. Sağ olsun börek yapmış, pasta yapmış, çay yapmış. Dedikodu yapmaya geldik bugün. Güzel güzel sohbetlerimiz olacak. Yani dedikodudan pek anlamıyoruz o sohbetimiz güzel olur. Daha da nasılsınız? İyiyiz, biz iyiyiz de. Sen iyi misin? Ben hastaydın, güzeldi. Sevimciğim seni görünce daha iyi oldum ben. Değil mi? Ne kadar özlemişim seni kız. Ay Allah razı olsun canım benim. Sen de beni görünce çok sevindim. Herhalde. Özledin mi? Herhalde özledim kız. Annem böyle. Biz seni de görüşmüyoruz evet, herhalde. Evet, gerçekten uzun zamandır görüşmüyoruz. Bir sene oldu. İnşallah bundan sonra görüşürüz. Sık sık görüşürüz. Yani niye olmasın? Sen de gelmeyeceksin. Gelirim, gelirim. Sen gel, ben geleyim. Böyle çevremizi genişletelim. Arkadaşlarımız gelsin. Bizi tanıyanlar. Grup böyle kalabalık. Güzel oluyor ya. Yaz gibi şimdi gezeriz bol bol çiçekler. Aynen. İnşallah. Bahçeler, spor yaparız. Koşuya gideriz. Koşum olur. Sahilde mayla koş. Kim tutar bizi? Sevincim zaten diyete başladı. Telefonda dedi ben diyete başladım dedi. Şimdi bir ay sonra havalar ısınınca Sevim'le yürüyüşteyiz. Aynen, aynen. Bizim baba. Fırsatları kaçırmış. Nandan babacığım. İşler nasıl gidiyor senin? İyi ya. Güzel. Senin getirdiğin kokoreç Emre tarif verecek. Güzel kokoreç getirdi bugün bana. Çok sevdiğim için. Şöyle büyük bir şey. Oğlum tarifini verecek. O güzel yapıyor. Ben de pişireceğim. Güzel de yiyeceğiz. İnşallah. Bu da izlesin oğlum. Ben kendim beceremiyorum. Hiç hayatımda yemedim, yapmadım. Dur anneciğim. Bana da bir arkadaşım getirmişti. Sevimciğim de şey, sevdiğini biliyor. Yapmış, yemiş daha önce de. Evet, hatta geçen hafta mı yapmıştık? Geçen hafta falan yapmıştık. 3 hafta oldu. 3 hafta oldu değil mi? Oldu. Bir ay geçti. Işte. Karadeniz fındığı getirdim. Oo. Özellikle sana getirdim onu. Teşekkür ederim. Bunu beğenmedin herhalde. Yok beğenmedim değil de bayat. Bildim ben acele aldım işte. Bayat olduğu için pek beğenmedim. Ne bayat? Fındık ya biraz şey. Yani, ne olacak? Marketten aldım anneciğim. Kuru yemişçiden. Bazen iyi de çıkıyor. İstersen bir şey atarız. Bunu fırına atarız. Çok bu kadar. Biraz daha var. Paket herhalde. Öbürünün yanında şey atarız o. Tatlı matlı bir şey yaparsan için ver. Evet bravo. Bravo. Islak kek yapacağım da. Ben yap böyle şey, gerçi dışarıdan biz almıyoruz ama ben böyle ayıklıyorum, kavuruyorum sonra da robottan çekiyorum. Hayır o çok iyi oluyor. Kavurmak bir de fırında çok güzel oluyor. Fırına atıyorum. Yok. Normal ayıklayıp fırına çok uzun durmayacak orada. Ondan sonra onun tadına doyum olmuyor. Ben hep böyle yapıyorum da. Biz Karadeniz'deyiz ama fındık yeme kültürü yok bize. Ben fındık yerken çok sinirleniyorum. Carp, carp, carp. Böyle kırılıyor ya. Benim adam da maşallah yani 10 tane yemedi. Bir yemeği 1 kilo kesin yer. Ondan dolayı fındıkları saklarım ben. Kendim ayıplarım böyle kavururum. Senin beyin de mi Karadeniz'de? Hı hı. Evet. O neresinde? O bizim sare. Giriyorsun böyle. Ben kendim Dikmen köyündenim. Eşim de Eynesil'den. Bu da görevli. Siz görevli misiniz? Niye görevlilerden adam çıkmıyor mu? Yok yavrum. Beymanlahi de görevlili de emanetlerde o yüzden diyorum ben. Aa inanmıyorum. Evet. O için dedim. Eşim onlar emanetli eşimin köyünden oluyor onlar. Emanet. Aa. Onların geçmişte davaları çok büyükmüş. Aa inanmıyorum kız. Bizim yerle falan akrabalıkları var onların. Daha çok kesin. Ha, bizim yerlerimiz... Demek Sevimciğim biz birbirimizle bundan iletişim kaldık. Olabilir. Olabilir. Babanın yanına gitmez. Olabilir. Aynen. Normalde sende de elektrik var zaten. Anneannemin soyadı emanet. Rahmetli oldu da yaşasaydı sorardı. Annem dedi de. Burada kimse kalmamış. Kimse kalmadı. Erken gittiler.
Anneannem çok erken gitmiş. Ne yapıyorsun babacığım? Annem 3 aylıkken ölmüş. Gel yanıma gel. Annen orada çöp atmaya gitti. Gelecek, gelecek. Kızıcığım, duruyor. Bakalım beni hatırlayacaklar mı seni? Hatırlarlar, çok iyi hatırlarlar. Hafızaları kuvvetli bizim izleyicilerin. Gerçekten. Çok mükemmel insanlar. Yani çok seviyorum, çok saygılılar. Allah razı olsun, ilerlememize yardımcı oluyorlar. Hmm. Bu da kadına verilen bir değer. Ne güzel. Kadın dayanıyoruz. Evet. Ya insanlar var böyle hiç tanımadığın, etmediğin insanlar. Kendi akrabalarından daha iyi. Tabii canım. Gerçekten daha iyi. Gerçekten bazen öyle oluyor. Evet. 10 tane akraban olacağına bir tane gerçek dostun olsun. Yeter. Hani derler ya satmasın. Evet. Yani parayı bulduğumu değişmesin insanlar. Öyle ölümüne. Ben işte öyle istiyorum ya bu hayatta. Ama şimdi insanları satmakla da oldu. Evet, evet. O demek ki bu nesilde var artık. Çıkarları için insanlara merhaba diyorlar. Arkadaş gibi, dost gibi görünüyorlar. Sonra da çekip gidiyorlar. Aynen. Senin için bir şey alabilirim. Alayım. Ben. Tabii. Anlat bakalım oğlum bir şeyler. Ben ne anlatmışım? Hüseyin anlatsın o zaman. Ne anlatayım? Nasıl işler? Ya ben normalde tekstilciyim. Çok baba mesleği. Işlerim, çok bir işlerimiz bu hastalıktan dolayı güzel değil. Bu zamana kadar iyi kötü geldik. Ama birazcık bu aylarda biraz tıkırdama var. Biraz tıkırdamalar var. İyi olacak inşallah. 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 Güzel olacak. Senin işlerin nasıl? Valla bizim hatırlamaya gidiyor öyle çok. Yok hareket yok. Hareket yok, can yok, tat yok. Dönebiliyor musun? Biz şükür. Yani şükür. Benim de en önemli olan yani parasının dışında şu anda elemanların maaşını veriyorum. Kiramı gider yere ev veriyorum. Bir yere iki ekmek alabiliyoruz yani çok şükür. Benim için daha çok elemanlar. Ben onlar için çalışıyorum şu anda. Yani işte ortak bir payda da. Yani. Şimdi iyi çalışırken ayakta tutuyorsun eleman, işçi yok, iş yok, hadi git diyemiyorsun. Yok ya, hele bu devirde. Kesinlikle yani. Ya onu yapanlar oldu mu? Oldu. Oldu, oldu. Ben şu anda 3 aydır sana samimi söylüyorum. Hani az buçuk tabii ki kazanıyoruz ama çoğu hep cebimden verdim işçi maaşını. En var. Mutlu olduğum zaman işçinin maaşını verdiğim zaman. Ne güzel. Sen bu konuda hassassın. Gerçekten. Arkındayım. Yüküm falan kalkıyor değil mi? Her bütün maaşları veriyorum. Bana hiç para kalmasın böyle. Onların mutluluğu beni çok mutlu ediyor. Onun için var ya kesinlikle. O en önemlisi benim için işçi. Doğru söylüyorsun oğlum. Kesinlikle. Buna da çok şükür. Yapılacak iş mi değil. Yavrum en önemlisi emekçi. Yemek de veriyor musun? Onu veriyorum. Öğlen yemeği mi? Öğlen yemeği veriyorum. Vay, yemek de yiyorlar utanmadan. Ben yapıyorum. Ne sen yapıyorsun yemek veriyorsun. Ben yapıyorum yemekleri. Ben senin yanına geleyim ya yemek veriyorsun. Hafta sonları bazen böyle çörek sarıyorum. Orada bir şey yiyorum. Tam gibi mi yine? Yok hafta sonu çalışmıyorum ben. He. Değişim. Cumartesi pazar evde. Hep böyle yoksa. Ne böyle? Ne o da güzel. Hı? O da güzel 5 gün. Konfeksiyonlar genelde şey olur, ben öyle hatırlıyorum. Yani. Cumartesi günleri yarım gün olur. Ha, yarım gün olur ama ben kaldırdım. He, komple kapattım. Zaten yarım gün çalışıyorsun, geldim, hazırlandım, çay, kahvaltı, ohu derken öğlen oluyor. O gün de bitmiş oluyor. Aynen. Ne benim için ne de işçilerim için hiç bir anlamı kalmıyor. Yani süper bir şey oluyor, değil mi? Aynen. Dedim hiç olmadı ama yarım günde mi zengin olacağım? Aynen. Kaldırdım. Haftada 5 gün çalışıyorum. En azından cumartesi günü evde kendime ayırıyorsam bir günümü de dışarıda ayırabiliyorum böyle işte. İşte sevgilimin yani, yanına gelebiliyorum. Normalde. Cumartesi de çalışsam bir pazar günü oluyor. Ziyaretlerim oluyor aynen. Evde. Yani çamaşır. İş yap. Aynen. Ben biraz şey böyle modern düşünen patronlardanım. Güzel düşünüyorsun, güzel düşünüyorsun. Evet. Yani.
Azıcık havalar ısınsın da kaçarız. İnşallah. Yazın tatil yapıyor musun? Dükkanı kapatıyor mu? Tabii ki kapatıyorum. 10 gün tatilim var. Hı-hı. 10 gün tatil yapıyorum. Hangi ben... ayda? O belli olmuyor. Hı-hı. Bayramla tatili ben bir araya denk getiriyorum. Mesela bayram tatili 10 gün, 5 gün diyorsa... Yaz tatilimi de, senelik tatilimi de 10 gün. Bayramla ikisini birleştiriyorum. 15 gün oluyor. O arada ben ama hep Karadeniz'e kaçıyorum ben. Yani evet. İşte Karadeniz'e deniz, kaçarız. Deniz kültürüm müslüm yok öyle benim. Doğru hemen Karadeniz'e gidiyorum. Bizim de şeyim. Doğduğum yerlerim. Ya benim deniz kültürüm vardı hep. Ama artık 10 senedir deniz kültürüm bitti. Çünkü denize girsem taşıyacak deniz. Artık orman kültürüm başladı. Artık ormanı seviyorum. Ya ben de daha çok doğayı seviyorum. Doğa çok güzel ya. Yani şimdi biz iş yerinde 5 gün hep makine gürültü sesinden, insan sesinden bazen böyle bazen değil sürekli böyle ben kendimi dinlemek istiyorum. Yalnızlığı seviyorum. Gürültüsüz. Plaja gidiyorsam hep kalabalık, çok sıcak. Evet, yediğin gittik. İşlerin bir de yüzmesini de bilmiyorsun. Ne yapmaya gideceksin yüzmesini bilmeyince? Aynen. Ormana gidiyorsun. Ormanda yeşillikler, mis gibi havanın kokuları, çiçekler, kuşlar onlar insanı mutlu ediyor. Beni mutlu ediyor. Belirli bir yaştan sonra. Aynen. Öyle. Bir de sizin işte mecbur ses olmak zorunda. Evet. Makine eski gibi sesli mi? Sesli sesli. Çok da sesli değil ama yine eskisi gibi değil ama sesli. Değil mi o? Mesela ben akşam yatağı mesela yattığım zamanı benim uyuyana kadar makinanın sesi kulağımda. Oo evet. Makine sanki hala çalışıyormuş gibi. Biz senin tatilinde nereye gidelim biliyor musun? Batuhan. Batuhan. Karadeniz o da. Çok istiyorum oraya gitmek. Ben de birkaç sene gitmek istedim de. Ay, çok istiyorum 2 senedir. Bir kısmet olmadı. Trabzon'dan mı giriş yapacağız? Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Öpüyoruz. Biz muhabbete devam. Size de hayırlı pazarlar diliyorum. Allah'a emanet olun.